Herkese merhaba, bugün 5 Nisan Salı. Bugün birlikte Polygon'un yani Matic'in teknik yorumunu konuşacağız. Ama öncesinde izninizle ufak bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalın var olmasını sağlayan ve benim de kullandığım bito.com üzerinde bir hesabınız yoksa eğer, aşağıdaki avantajlı kayıt linklerinden yolup, güvenliğini kanıtlamış orta ve uzun vadeli çok iyi yerlere gelme potansiyeli olan projelere kolayca yatırım yapabilirsiniz. Metik'te 4 saatlik periyotta grafik incelendiğinde burada mavi renkte gösterdiğim simetrik üçgen yapının desteğinin an itibariyle kaybedildiği söylenebilir. Öncesinde ise burada hem 4 öncesinde ise yine 4 saatlik periyotta M arborun ve Chomako bulutunun desteğini kaybedildiği görülüyor. Peki orta vade için Metik'te grafik nasıl incelenmeli? Orta vade için günlük grafik açıp incelendiğinde Metik'te 20 Şubat tarihinden beri korunan saat sinyalinin 27 Mart tarihinde al sinyalinde döndüğü söylenebilir. Günlük grafikte EMARIBON desteğinin üzerinde yani 1 dolar 62 sent desteğinin üzerinde kalması bizim için önemli. Fiyatın burada satıcılı bölgeyi yani iç konuş şurada kırmızı renkle gösterdiğimiz bölgeyi aşmaya çalıştığı görülüyor. Yani burada aşmamız gereken diğer bir bölge 1 dolar 67 sent ve 1 dolar 72 sent bandı olmalıdır. Bu noktada eğer ki hafta kapanışına kadar 1 dolar 67 sentin üzerinde tutunabilirse 1 dolar 90 cent seviyesine kadar hızlı bir yükseliş mümkündür. Olası bir ilerlemede 2 dolar seviyesi ve 2 dolar 26 sen seviyesi bizim için Metik'teki direnç bölgeler olarak kabul edilebilir. Tekrar etmek gerekirse günlük grafikte desteğini kaybetmememiz gereken bölgemiz 1 dolar 62 cent bölgesidir. Üzerinde kapanışlar yapmamız ve haftalık kapanışa kadar üzerinde tutmamız gereken bölgemiz için 1 dolar 67 cent bölgesi olarak kabul edilmelidir biraz daha yakından incelediğimizde 4 saatlikte negatif durum incelenecek olursa 4 saatlikte biraz önce bahsettiğimiz 1 dolar 62 sen desteği kaybedilir ve altında kapanışlar görürsek siyah trendimize kadar 1 dolar 57 sen seviyesine kadar düşüşler mümkündür. Ancak 1 dolar 50 sen seviyesinin desteğinin kaybedildiği senaryolarda düşüş sertleşebilir ve yakın destek seviyemiz 1 dolar 41 sen seviyesine kadar düşüşler mümkündür. Çok daha sert bir düşüşte ise 1.30 cent seviyesi bizim destek bulacağımız bölgelerden biridir. Burada Bitcoin hareketlerini ve Matic'in destek ve direnç bölgelerini yakından takip etmenizde fayda var. Ayrıca alım ve satımlarda kademeli alım ve kademeli satış stratejisine sadık kalmanız çok önemli. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.